Sahi Expo fuarındayız. Samsung Yurt Savunma Standı'ndayız. Yanımızda Canik İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Gençay Gençer bulunmakta. Kendisinden yeni sistemlerle ilgili bilgi alacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni geliştirdiğimiz sistemle ilgili bize, yeni silah sistemimizle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Şu an elimde SFX Rival var. Canik'in yeni yarı silahı. Rival bir... yani Rival bu işin Ferrarisi diyeyim. Öyle evet. Anlatayım. Sportif amaçlı tasarlanmış bir silah. Daha önce bizim ödüllü olan SFX TP9 SFX tabancamızın geliştirilmiş, çok geliştirilmiş bir versiyonu. Sadece başındaki adının ismindeki SFX aslında oradan geliyor ama üzerine kattığımız şeyler üzerine eklemiş olduğumuz özelliklerle aslında bambaşka bir tabanca. Öncelikle ebatları gereği normal bir TP9 SFX'ten birazcık daha 0.4 inç kadar kısa. Bu sayede tüm yarış segmentlerinde yarışabiliyor. IDPA, IPSC tüm yarışma segmentlerinde yarışabiliyor. Yeni bir gövdesi var. Canik tam boy tabancalarındaki gövdelerini değiştirdi. Bu gövdedeki değişikliklere gelecek olursak ilk olarak kunduz kuyruğuyla başlamak istiyorum. Daha derinleştirilmiş ve ergonomik olarak rahatlatılmış bir kunduz kuyruğu mevcut. Hemen akabinde kabzenin ön tarafındaki tırtıklar agresifleştirildi. Yine tetik korkunun altı derinleştirilmiş durumda ve tetik korkunun gövdeyle birleştiği kısım derinleştirilmiş durumda. Bu sayede atıcı ne yapıyor? Daha iyi bir kavrama deneyimi yaşıyor. Üzerinde ayarlanabilir gez bulunmakta. Bu gez atıcının, özellikle sportif atıcılar biliyorsunuz, çok daha ince ayarlara ihtiyaçları oluyor. Silahını, arpacının gezini çok daha iyi bir şekilde ayarlamak istiyorlar. Buna imkan tanıyor. Bütün Canik'lerde olduğu gibi bu tabancada optik uyumluluğu mevcut. Optikli versiyonuna bir örnek. Üzerinde mekanik MO2 optikle yer alıyor. Mekanik MO2 çok maksatlı bir optik. Hem yarış amaçlı hem ev müdafası, kişi müdafası amaçlı kullanılabilecek bir optik. Hatta bazen avcılar da bu optiği tercih ediyorlar. Devam edecek olursak üzerindeki tüm performans parçaları, işte tetik, sürgü tutucu, şarjör kilidi ve ekstra magvel renk olarak altın renginde. Bu kozmetik bir detay ancak çok önemli bir detay çünkü biz silahımızın görsel olarak da bakıldığında çok güzel gözükmesini istedik. Silah dünyadaki çok ünlü atıcılar ve tasarımcıların gözetiminde yapıldı. Aynı zamanda bu kişilerden almış olduğumuz inputları Canik Arge Merkezi tarafından geliştirilerek 2 yıllık süren bir Arge'nin sonucunda tamamlandı. Performans parçalarından en önemlisi olan tetik, özel bir tetik. Canik biliyorsunuz yeryüzünün en iyi tetik mekanizmasını yapan firma. Seri üretimdeki en yüksek performans tetiktir Canik tetikleri. Burada ise 90 derece tetik var ve bu tetik şurada gördüğünüz gibi hafifletilmiş bir tetik. Yani reset mesafesi çok kısa. Eğer ki bu silahla çok hızlı mükerrer atışlar yaparsanız, bam 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 seri bir şekilde atış yaparsanız, reset mesafesi çok kısa olduğu için atıcının çok daha hızlı bir sonraki atış yapmasına imkan tanıyor. Şu an belki dikkatli göremeyebilirsiniz ama eğer magveli kullanmak istemeseniz dahi Canik'in gövdeleri artık dahili magvel yapısına sahip. Bu üründe dışında bir de harici bir magvel var ki bu özellikle sportif atıcılıkta performans kriterlerinden bir tanesi. Atıcı her ortamda çok süratli bir şekilde şarjör değiştirmek istiyor ve magvel buna yardımcı oluyor. Yine devam edecek olursak gördüğünüz gibi Canik eskiden 36 milim olan sürgü tutucuyu 35 milime indirdi. Bu da silahın profilinin incelmesine sebep oldu. Bununla beraber sürgü tutucuyu bunun mekanizmasını değiştirdi. Ve sürgü tutucunun bu değişen mekanizması sayesinde Canik'in bu yeni gövdelerin içindeki en ufak parçasına kadar sökülmeye imkan tanıyor. En ufak parçası derken sahra sökümünden bahsetmiyorum. Tetiğin sökülmesi, içindeki tüm atış kontrol mekanizmalarının çıkartılması benim için işte 2 dakika atıyorum. Daha çok pratiği olan bir insan için 1 dakika içerisinde yapabileceği bir ameliyeye dönüşüyor. Bu sayede neye ulaşıyor? Özellikle sportif atıcılardan şöyle bir şey geliyor. Ben silahımın bilinçli olarak eğitimini aldıktan sonra
daha detaylı bakım yapmak istiyorum, daha detaylı konfigür etmek istiyorum, işte tetiğini kendim değiştirmek istiyorum gibi talepler geliyordu. Eski sistemlerimizde biliyorsunuz bu yine çok kolaydı ama bir silah uzasının gözetiminden geçmesi gerekiyordu. Burada ise iç mekanizmasını söküp takmak dediğim gibi çok kolay ve toplamak da çok çok kolay. Bu tabi silahın tamamen modüler hale gelmesini sağlıyor. İlerleyen bir zamanda bir parçayı değiştirip daha performanslı bir parçayı yer değiştirmek isteyen kullanıcının hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sadece o parçayı alıp oraya takacak ve keyfini sürecek. Bu şey gibi, bir oyun gibi, Lego gibi silahınızı istediğiniz gibi konfigüre edebiliyorsunuz. Gövdenin üzerinde gördüğünüz bizim Holster Fit and Lock dediğimiz yani tak ve kitle özelliği özel kılıflara sistemin entegre olmasını sağlıyor. Bu sayede silahı çok daha farklı kılıflarla, kılıf teknolojileri veya da kılıf mekanizmalarıyla kullanma imkanı sağlıyor.